Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Gökhan'ın kümesleri boş. Burada kuş yok. Kümeste olduğu gibi komple boş. Burası da boş arkadaşlar. Burada bir çift yavruyla bir çift anne baba var. Bunlar benim. Burada da bir çift posta var. Onun haricinde damda kuş yoktur arkadaşlar. Kuşlar nerede? Arkadaşlar, dama hırsız geldi. İki gün üst üste kuşları çalmaya çalıştılar. Allah'tan komşular görmüş, fark etmiş. İşin tuhaf tarafı şu. Gökhan'ın evde olmadığını biliyorlar. Ve benim gece işte olduğumu biliyorlar. Arkadaşlar, ben gece işi yapıyorum. Gece çalışıyorum. Az çok bilenleriniz vardır. Ben kokoreççiyim. Benim gece işi yaptığımı bilen arkadaşlarımız da var. Onların bildiği gibi hırsızlar da aynı şekilde benim gece işi yaptığımı öğrenmiş. Onlara birileri söylemiş tabii. Hak tarafından vahiy olarak belirtilmemiş. Arkadaşlar, nasıl olmuş onu da söyleyelim. Bakın şurada kremiz var. Ne oldu? Görüyorsunuz arkadaki kremitleri. İlkinde oradan gelmiş. Yolda kalabilsem. İlkinde oradan gelmiş arkadaşlar. Diğerinde de yan taraftan bir yerden gelmiş. Tabii ki bu kamera çekimiyle falan olacak iş değil arkadaşlar. Yani videolarda yok, kuşları gördüler, Gökhan'ın evde olmadığını bildiler, sen söyledi falan. Bunların kesinlikle bu olayla alakası yok. Evet, Gökhan'ın evde olmadığını ben bir videomda belirttim. Ama Gökhan'ın damına çıkılacak yeri, Gökhan'ın nerede kuş beslediğini kimseye söylemedim, göstermedim de. Gökhan'ın evine nereden çıkılır? Gökhan'ın evi bölge mıntıka olarak nerede? Yani takipçilerimizden çoğu Gökhan'ın evinin nerede olduğunu bilmez. Hatta çoğu demiyor, hiç kimse bilmez. Yani şu dama çıkan bir bizim ortam var. Ortamın haricinde kimse bu dama çıkışın nereden olduğunu bilmez arkadaşlar. Bilmiyor. Yani bunu yapan anlaşılacağı gibi yabancı değil. Biz az çok yaptıranı tahmin ediyoruz. Ve işin kötü tarafı, dama çıkan kişiyi öğrendik arkadaşlar. Şimdi o kişiyi arıyoruz. O kişiyi bulduktan sonra kendisine tabii hiçbir şey demeyeceğiz. Polise falan da vermeyeceğiz. Bir şeyin karşılığında biz o isimleri biliyoruz. Sadece arkadaşlar, bize o isimleri kendisinin teyit etmesi, o kişinin ağzından duymamız. Dediğim gibi arkadaşlar, o ismi sadece bize vermesi, yani teyit etmesi. Çünkü teyit ettiği zaman ne olacak, onu da söyleyelim. Hatta söylemeyelim bunu. Hepimiz izleyerek göreceğiz arkadaşlar. Bugün kameramda bir sıkıntı var. Hala onu çözemedim, gitti. Kaydı yarıda durduruyor. Artık bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar, kimsenin, daha doğrusu şöyle diyelim, kimin emeğinde gözü varsa en sevdiğinden bulsun. Yani başkasının emeğine göz dikiyorsa en sevdiği kimse, Allah acısını bundan çıkarsın. Böyle diyelim. Eğer dediğimiz kişilerse, aklımızdaki kişilerse zaten bunu zaman gösterecek. Zamanla her şey ortaya çıkar. Hiçbir sır arkadaşlar gizli kalmaz. Hele de ikinci bir kişiye söylediyseniz. Evet arkadaşlar, Gökhan'ın damından kendi damıma geldim. Kameramda birkaç sorun oluştu. Onları çözemedim. Eve gelince çözebildim anca. O videoyu da hiç etmek istemedim. Çünkü söyleyeceklerim daha henüz
bitmemişti. Hem de kuşları da izlemiş oluruz. Arkadaşlar en son gösterdiğimde size kribiti gösteriyordum. Birinde oradan girmişler. Birinde de hemen arka yan taraftan girmişler. Dama çıkamamışlar. Dama çıkarken iki defasında da komşu yakalayıvermiş onları, görmüş. Komşuyu görünce iki kişi kaçmışlar. O iki kişiden bir kişi, gören kişi o bir kişiyi tanıyor arkadaşlar. O kişinin kim olduğunu da bize söyledi. Diğerini tanımıyoruz. Şu an kuşlar çalınma riski yok. Gökhan geldi bu arada. Bir ay demiştik. İş erken bitmiş şehir dışında. Şu an geldi. Ayrıyeten kuşlar da orada değil zaten. Bir orada iki çift kuş var. Zaten bir çifti benim. Bir çifti de Gökhan'ın kendi yavrusu. Pardon, çutlusu. Biliyorsunuz bir kara derviş ayı vardı. Şu içeride tenekedeydi şurada. Burada tenekedeydi. Yavruyu işte burada dövüyorlar diye. Zaten çoğu zaman söylemiştik size. Hani uçum kümesinde yavru güvercin çıkmaz diye. Bakın mesela şu ispiralaca siyah. Onlar burada yavru çıktı ama onlar gözdeydi arkadaşlar. Üstteydi. Yani onları kimse, hiçbir kuşun dövme riski yoktu. Bir de kuşların kanatları çekiliyordu. O yüzden dolayı yukarı çıkamadılar. Onlara da zarar veremediler. Şöyle göstereyim şimdi. Bu ve bunun kardeşi siyah. Siyahı nerede bulamadım. Onları oraya götürmüştü. Arkadaşlar benim hayatta inandığım en güzel bir şey var. Bir şeyleri bazen Allah'a havale etmek gerekiyor. Biz de Allah'a havale ettik şimdilik. İlerleyen günlerde ne gözükür, ne gösterir belli olmaz. Şimdilik yaptıranları, bakın yapan demiyorum, yaptıranları Allah'a havale ediyoruz. Ben Allah'ın adaletine inanırım. Hiçbir zaman geri kalmaz. Ne ileri ne geri. Tam zamanında, uygun olduğu anda hakkını verir. Daha önce çocukken bir arkadaşım vardı bana. Büyük bir yanlış yapmıştı. Bayağı büyük bir yanlış yapmıştı. Ben onu dövecektim. Bayağı da küçüktük yani. Ben onu dövecektim. Bana işte annem Allah'a havale etmem gerektiğini söyledi. Ve şu an sevinmek gibi olmasın ama yani birkaç ay sonra başına çok ciddi bir iş geldi. Bu arada kötülüğünü istemeyiz tabii. Çocukken olmuş bitmiş bir olay. Yani birinci katın balkonundan aşağıya düşmüştü çocuk. Hiç unutmam. Sürekli benim başıma böyle büyük bir olay geldiği zaman ben Allah'a havale ederim. Ve eminim ki karşı taraftan bu çıkar. Ki zaten gözlemlediğim kadar da sürekli çıkıyor arkadaşlar. Turuncu takım burada ne işiyor? Poşetten düşmüş olma ihtimali çok yüksek. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle konular olduğu zaman fevri davranmayın. Allah'a havale edin. Allah ona gereken cezayı verir. Söylemek istediklerim bu kadar. Eminim laf yerine ulaşmıştır. Son olarak bir yorum var. O yorumu söylemeden edemeyeceğim. Kanalımızdaki bir videoya bir yorum yapılmış. Ben o yorumu kaldırdım. Siz görmediniz sahte. Sahte hesaptan bir arkadaşım, bir tanesi bir videonun altına işte şu adamla sen adamlıktan nasibini almamışsın yazmış. Şimdi arkadaşım, eğer böyle bir şey yazıyorsan onu kendi hesabınla yazman lazım. Az çok seni görmemiz lazım. Şöyle profillerine girip ya adam mısın diye bakmamız lazım. Ben adamlığımdan eminim. Allah'a çok şükür dostlarım da, sevenlerim de, izleyenlerimiz de bunu biliyor. Yorumu yazan kişi ya da yazdıran kişi ne kadar adam, orasını bilemeyiz.
Benim videolarımızı izleyin. Ona göre hareket ediyorsunuz. Bunun da farkındayız. Onu da biliyoruz. Söylediğim her lafı da arkadaşlarımız üstüne alınması gerekiyor. Alın diyeceğim. Onu da söylemeye gerek yok. Üstlerine zaten alınıyorlar. Ona göre de hareketlerini yapıyorlar. Yani daha fazla videoda sert konuşmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce bir arkadaşımızın evine misafir olmuştuk. Kardeşimiz, özel kardeşimiz Siyahlıca Gezi Hediye'den televizyonu da açtı. Sert ve argo konuşulmayacağını o saatten sonra tam kavramış oldum. Bazen fevri oluyor, fevri davranıyoruz, sinirli oluyoruz, bir şeyler oluyor. Her insanın sinir anında yapabileceği şeyleri yapıyoruz. Bu normal bir şey. Ama işte arkadaşlarımız televizyonda videoyu açtıkları zaman onda mecbur olarak aileleri duyuyor ya da izliyor. O yüzden dolayı daha fazla sertleşmek istemiyorum. Zaten rüzgar da buna müsaade etmiyor. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Her gün elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım. Son olarak da şöyle söyleyeyim. Kuş dişilerin kanadını çektim, dişi kuşların. Onların kanatları geliyor bir haftaya kadar. Uçacaklar. Elimden geldiği kadar bugünden itibaren siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Çarşamba günü. Elimden geldiği kadar her gün her fırsatta video atmaya çalışacağım. Muhtemelen ikinci video Tamer abinin damı olur. Tamer abinin damını çünkü çok isteyen arkadaşlarımız var. Tamer abinin damını çekeceğiz ve arkadaşlar beğenilerimiz ciddi anlamda düştü. Bu yüzden de videoyu YouTube önermiyor. Ne kadar beğeni atarsanız o kadar çok da YouTube videoyu önerir. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.